Selamlar. Davutpaşa durağında indik. Şu an devam ediyoruz. Davutpaşa kampüsüne doğru. Umarız herkesin sağlığı saati yerindedir. Unutmayalım, şu hayatta o yaşadığın dost doğru zaman sana kalır. Yaptığın ibadetler sana kalır. Her şeyden önce Yüce Allah'ın rızasını gözettiğin anlar senin için bir değerdir. Diğerleri geçici bir oyun ve eğlencedir. Bunları unutmasınlar. Şu an burada öyle bir duman var ki nereden geliyor bilmiyorum. Topkapı'dan bir yangın inşallah olmamıştır öyle bir şey de. Yani bir karbonmonoksit kokusu var. Herhalde bir yerde bir şey yanmış. Öyle bir koku var çünkü. Birkaç gün önceden buradan video çektiğimizde biliyorsunuz kar yağmıştı. İşte zaman geçiyor. Hayatımızın değerini her zaman bilmeliyiz. Geçtiğimiz her yerden, attığımız her adımdan bir ders çıkarmalıyız ve analiz etmeliyiz. Bu dünyada zaten haramlarda yarışan, kafir olan bir sürü kişi var. Sayamayacağın kadar var. Geçmişten günümüzde de olmuştur. Asıl mesele o dost doğru yolda gitmek. Her şeyden önce Yüce Allah'ın senin her anını gördüğünü bilerek yaşamak. Bu her şeyden önemli. Bu dünyanın geçici olduğunu artık insanların anlaması lazım. Ama anladıklarını ben hiç zannetmiyorum. Bakın, okula gidiyoruz. Belli emeklerimiz, çabalarımız var. Ama şunları da düşünmeliyiz. Her şeyden önce Yüce Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Yani bu dünyanın geçici olduğunu, bir ebedi alemin olduğunu, bizim ve bütün insanlığın hesap vereceğini unutmamamız lazım. Bakın şu okulda okuyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi yazıyor. Buraya gelmek için can atan tonlarca adam var. Gelip de değerini bilmeyenler de var. Ya da gelip pişman olanlar da var. Ama asıl olan şudur. Hani binalar değildir veya isimle değildir. Hani emeğimizi, çabamızı gösterdik. Bir şeyler yaptık. Ama şunları düşünmeliyiz bakın. Herkes mezun oluyor, bir şekilde oluyor. 10 sene de ol. Bunun hani bir numarası yok. Ama asıl olan şudur. Bizim mezun olduktan sonra ne öğrendiğimiz. Kendimize ne kattığımız. Bu önemli. Arkadaşa selam verdik. Güzel bir şey. Tanımıyorum ama olsun. Yani bazı şeyleri insanların gözetmesi lazım. Bakın yüzümüz her zaman gülüyor. İçimizde her zaman bir tebessüm var. Neden? Çünkü hayata her zaman bir umutla bakıyoruz. Ve her anımızın değerini bilerek yaşıyoruz. Asıl olan budur. İnsanlar her zaman anlatıyoruz ama ne yazık ki insanlar bu dünyanın menfaatlerine o kadar dalmışlar ki hiç düşünemiyorlar, düşünmek istemiyorlar. Bu da tabii düşündürücü bir durum. Beni de düşündürüyor. Tabii bir şey de diyemiyoruz. Yani insanların kendi kararı. Ama biz elimizden geldiğince örnek olalım. O dost doğru hayatı yaşayarak gösterelim. Bu dünyanın geçici olduğunu. Onlar da er geç anlayacak. Ya kimseyle bir derdimiz yok. İstediğin kafirliği yap, istediğin haramlarda yarış. Özgürlük diye her türlü haramı normalleştirsen devam et. Sen o haramlarda yarışmaya devam et. Şunu unutma. Yüce Allah bu dünyada yapacağınız her şeye izin veriyor. Neden? Çünkü belli bir süreye kadar ertelenmiş her şey. İstese Yüce Allah bu dünyada olan bütün haramları durdurur. Onun ol demesiyle olur. Hiçbir kötülük yapılmaz. İstese bunu yapardı. Yüce Allah. Her şeyin bilgisine sahiptir. Her şeyi biliyor. Ama o bilerek bizleri doğru ve yanlışı önümüze getirdi. Bakalım benim kulum doğrudan mı gidiyor, yanlıştan mı? Bunu bize sormak için. Ama bakıyorsunuz insanlar devamlı haramlarda yarışıp özgürlük diye masal anlatıyorlar. Masal üstüne masal. Hikaye üstüne hikaye anlatıyorlar. Efsaneleri anlatıyorlar. Yok geçmişte şöyle oldu, bilmem böyle oldu. Böyle değil hayat. Sen o masalları bırak, hak kelamı oku. Yani çok cahil insanlar var bu hayatta. O kadar cahiller ki şahısların peşinden gidiyorlar. Bakıyorsunuz bir sürü dizi var. Masal dizileri var. Tarih dizileri, yani öyle diyorlar. Güya tarih dizileri.
Yani cahilliğin hani yüz karası diye bir şey diyebiliriz yani. O kadar cahilce işler var ki. Ve bunlar da kuzu gibi koşuyorlar. Aklını kiraya vererek izliyorlar. Her türlü nefsi, her türlü keyfi iş var. Haramlar var. Yüce Allah'ın rızası gözetiliyormuş gibi yapılıp haramlar da yarışılıyor. Biz bunları görüyoruz. Bunlar kimi kandırıyor? Bu münafıklar ancak kendini kandırır. Kafirlik yolunda ilerliyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Onu söyleyelim. Yani. Gün içinde yaptıkları tek şey var. Haramlarda yarışmak, batılda gitmek, boş işlerle uğraşmak. Yüce Allah'ın rızasını gözeteyim, ibadetlerimi yapayım. Benle Yüce Allah arasında olsun, kimseye gösteriş yapmayayım. Böyle bir dertleri yok. Şimdi mesela bir insan oruç tutuyor. Bu insanın gidip herkese ben oruç tutuyorum. Benim önümde yemek yeme. Benim yanımdan geçerken şunu yapma, bunu yapma demesi doğru değildir. Sen orucunu tut. Yüce Allah rızası için yap. Ama gösteriş yapma. Elinden geldiğince senle Yüce Allah arasında olsun. Çok elzem bir durum olsa, hani söylemen gereken bir durum olursa söylersin. Atıyorum gezmeye gittiniz. Sen oruçsun, arkadaşların sana bir şey ısmarlamak istiyor. Dersin ki ben niyetliyim arkadaş. Yüce Allah'ın rızası için ben bugün oruç tuttum. Dersin. Bu gösteriş olmaz ama devamlı bir yerlerde yok önümde yeme ben orucum bilmem ne. Oruç zaten odur. Ve oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç her türlü ayrıntısıyla tutulan çok güzel bir ibadettir. Vücudumuzun dinlenmesini ve dinç olmasını sağlar. İnsanlar düşünürlerse anlarlar bunları. Düşünmedikleri için ne yazık ki anlayamıyorlar. Umarız şu akıllarını kullanırlar artık. Yani bakın gün içinde bir sürü şey yapıyoruz. Yüce Allah'ın rızası için yarışmak en akıllı insanın işidir. Bunu çok net söylüyorum. Dünyada hani çok zekiyim falan diye masal anlatıyorlar ya. Ya da şuna ödül verildi, buna bilmem ne yapıldı. Hikaye bunlar. Bu dünyanın getirir menfaati. Asıl en zeki, en akıllı insan kimdir biliyor musunuz? Yüce Allah'ın rızasına uygun her an yaşayan, Allah'ın izniyle uykusunu dahi ibadet niyetiyle geçiren, gösteriş yapmayan, gittiği yer ortamı o dost doğru duruşu, hidayet yolunu götüren insandır. Asıl olan budur. Diğerleri teferruattır, hikayedir yani onu söyleyelim. Devamlı sunuyor insanların. Oğlum şunu yap, bunu yap. Kızım şu şuralara git falan. Şu mevkilere gel. Şunlar yapamadı sen yap. Karşılaştırma devamlı. Ne kadar büyük bir cahillik bunlar ya. Ve insanlar da hiç hakkı gözetmiyor onu söyleyeyim yani. Ne yazık ki hiç gözetmiyorlar. Devamlı haramlarda yarışıyorlar. Hayat bu değildir. Her şeyden önce ilimi gözeteceksin. Hani bir şey yapmış olmak için değil. Senin her anını Yüce Allah'ın gördüğünü bilerek yapman lazım. Her şeyin bir hesabı var. Herkesin hesabı da kendine. Kimseyle bir derdimiz yok ama biz doğruları söylemeliyiz. Adam her türlü haramı yapıyor. Sonra masal anlatıyor. Ben şunları yaptım, bunları yaptım falan. Yani bu şekilde olmayın. Bu hayatın geçici olduğunu, bir gün bir hesabımızın olduğunu unutmasın kimse. O hesabın mükemmel olduğunu hiç unutmasın. Anne babanızın değerini de çok iyi bilin. Sağlığınızın değerini bildiğiniz kadar. Düşünün yanınızda annenizle babanızla yürüyorsunuz. Ama onu kaybettiniz. Ondan sonra bir manası olmaz. Allah korusun. Bir gün hepimizin başına gelecek. Allah rahmet eylesin deriz. Geçeriz ama pişmanlığımız olmasın işte. Şunu demeyelim ya keşke ben annemi babamı şunları yapsaydım. Zaten maddiyat açısından söylemiyorum. Bir ara konuş uzaktaysan da. Bir ara konuş. Kimseyle de küs kalmayın. Bakın cahil insanların vasıflarından birisi de şudur. Çok takıntılılardır. Her şeye takılırlar. Her şeyi lafı uzatırlar, çarpıtırlar, yalan konuşurlar, iftira atarlar. İşleri güçleri birileriyle uğraşmak olur. Bunlar cahil tiplerdir. Münafık, kafirlik yolunda ilerleyenlerdir. Biz bunlardan olmayalım.
Hani bazı şeyler bellidir yani, birilerinin anlattığı gibi hikaye değildir yani. Hakkelamu, bu kafirler okumadığı için bilmiyorlar, haberleri yok. Umurlarında değil. Devamlı masal anlatıyorlar. İki tane kelime öğreniyor. Zannediyor ki din adına bir şeyler yapıyor. Öyle bir şey yok. Yüce Allah'ın senden istediği farzlar var. Onları yapıyor musun sen? Onları bir bak, kendini eleştir. Onları yapıyor musun? Yapmıyorsun. Kitabını okuyor musun? Öğrendin mi bir şeyler? Uyguluyor musun veya öğrendiklerini? Yok. Yaptığın her işte Yüce Allah'ın rızasını gözetiyor musun? Maalesef o da yok. O zaman sen ne yazık ki şeytanın yolundasın. Kafirlikte ilerliyorsun. Bunu neden söylüyorum? Hani bunları yapmayıp da ben iyi bir insanım diyenler de var. Böyle masallar da anlatanlar var. Ama şunu söyleyelim. Şeytan bize apaçık düşman. Hak kelamı okumayıp Yüce Allah'ın huzuruna dost doğru gitmediğin sürece veya ibadetlerini yapmadığın sürece ben iyi niyetliyim deyip bir kenara çekilemezsin. Şeytan seni aldatır. Sen kendini iyi zannedersin ama kafirlikte ilerliyorsundur. Böyle zannedenler, zanda yarışan kafirler de var. Ondan söylüyorum. Biz bunlardan olmayalım. Ve devamlı böyle hani çocuklarınız da, gençleriniz de hangi milletten olsa olsun fark etmez. Bakıyorsunuz hikaye diziler var. Oturuyor sabahtan akşama onlar izliyor. Tarihte şunlar olmuş. Bakıyorsun her türlü nefsi, her türlü hani haram iş var içinde. Bunlar izliyorlar. Bakıyorsunuz bütün dünyayı kastediyorum. Hani devlet politikalarına bakıyorsun, tamamen batıl, haram. Yok kredi korumalı, bilmem faizli, bilmem neli. Faiz haramdır. Nettir yani. Sana göre şöyle, bu bana göre böyle diye bir şey yoktur. Eğer sen yüce dinimiz İslamiyet'in yolundaysan, Müslümanım diyorsan bu haramı yapmaman lazım. Bu kadar net. Öyle her türlü haram yapacaksın, sonra da konuşacaksın. Bunlardan olmayın. Bunlar münafık çünkü. İlerisi de kafirliğe gidiyor. Bunlardan olmayın. Ondan söylüyorum. Bu dünyada ben şu arabayı almasam, 10 tane evim olmasa ya da hiç evim olmasa ne olur? O haramı işledikten sonra senin evin olsa ne olur? Nedir yani? Ne yapacaksın? Mezara götürebiliyor musun? Bizim temel ihtiyaçlarımız var. Bunların farkındayız. Evimiz olacak. Barınma ihtiyacımızı karşılayacağız. Yeme, içme, giyinme, bu ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Biz insanız. Ama haramlarla değil. Haram yoldan zengin olma değil. Bakıyorsun her türlü şans oyunları, kumar peşinde koşuyorlar. İçki, normal. Her türlü haram yapıyorlar. Zina, normal. Her şeyi yapıyorlar. Her türlü haramı işliyorlar. Peygamber Efendimiz zamanında kalmam. Bir sürü olay var, bize ders olacak. Lut kavminin yaşadıkları, Medyen kavminin yaşadıkları, Ad kavminin yaşadıkları. Bunları düşünmeliyiz. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor Yüce Allah. Ve Yüce Allah'ın kelamıdır. O nedenle Kur'an-ı Kerim okurken çok huzurlu, mutlu olmamız lazım. Çünkü Yüce Allah'ın bize söylediği kelamı okuyoruz. Şu an benim konuştuğum bir kul şeyi. Biz de bir insanız. Bizim de hesabımız var. Herkesin olduğu gibi. Ama Yüce Allah'ın tüm alemlerin yaratıcısı, tüm kainatın yaratıcısı. Yüce Allah'ın kelamı. Ve son kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bütün kainata gönderilmiştir. Herkesin okuyup huzurla dolması, onun yolunda gitmesi lazım. Başka mecralar arayanlar batıla sapar. Bunları söyleyelim yani. İnşallah bu saatten sonra insanlar döner bu batıl yoldan ve hak yolda gider. Bakıyorsun her türlü dedikoduyu, her türlü iftirayı, yalanı söylüyorlar. Kafirlikte yarışıyorlar. İki tane kelime öğreniyorlar, zannediyorlar din adına bir şeyler yaptılar. Böyle kafirler var. Alnı secdeye değmiyor. Gün içinde her türlü haramı yapıyor ama Yüce Allah'ın rızasının gözetildiği işleri yapmıyor. Bunlar kafirlikte yarışanlardır. Biz bu mahluklardan olmayalım. Bu nedenle söylüyorum. Ve bu dünyanın hiçbir menfaatine takılmayın. Hele de şahıslara hiç takılmayın. Makamı ne olursa olsun, en üstteki kişi olsun fark etmez. Yanlış yapıyorsa karşısında olacaksın. Herkes haddini bilecek yani. Bir gün hesap vereceğini unutmasınlar. Öyle haramlarda yarışanları çevresinde toplayıp menfaatte kafirlikte yarışanlarla bir düzen kurmaya çalışanın karşısındayız biz. Herkes haddini bilecek. Bunu söylüyorum yani. Bu dünyada da hesap verirsin, ahirette de. En büyük hesap ahiretteki hesap.
Bu dünyada belli menfaatler elde edebilirsin. Ama geçicidir, unutma. Senin de bir ömrün var. Ve cehennem azabı için yarışma. Böyle yarışanlar var. Makam mevki derdine düşüp kafirlikte gidenler var. Biz bunlardan olmayalım, dost doğru gidelim diyorum. Hoşçakalın.